Tüp mide ameliyatı, midenin büyük kurvatürü dediğimiz alanını çıkartarak midenin tüp haline getirmesi. Yani mide bir muz şeklini almıştır. Bu şekilde midenin hacmi küçültülmüştür. Yaklaşık bir çay bardağı hacmi kadar bir hacme getirmiştir. Tüp mide ameliyatının özelliği kısıtlayıcı bir ameliyat olmasıdır. Yani hastaların yiyeceği gıdanın azaltılmasını sağlar. Aynı zamanda metabolik etkileri olsa da herhangi bir şekilde başka bir yol oluşturulmadığı için hasta tamamen doğal yollarla beslenmeye devam eder. Tüp mide ameliyatının en önemli özelliklerinden birisi ameliyat sonrasında bu doğal yol kullanıldığı için herhangi bir vitamin veya mineral eksikliği gibi durumlarla pek karşılaşmamıştır. Bu nedenle bütün dünyada en öne çıkan ameliyat olmuştur. Şu anda Amerika'da çok tutucu bir şekilde gastrik bypass önüne giderken son dönemlerde tüp mide ameliyatları hızla Amerika'da artmaktadır. Şu anda belki bütün dünyada en sık yapılan ameliyat tüp mide ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatının en önemli özelliklerinden bir tanesi de hasta memnuniyetidir tabii ki. Hastalar ameliyattan sonra bir laparoskopik ameliyat olduğu için, kapalı ameliyat olduğu için ameliyattan sonra 2 gün hastanede yatarlar. Bazı hastalarda 3 gün olabilir ama o 2-3 günü çok rahat geçirirler. Daha sonra 4 haftalık süreçte yumuşak gıdalardan katı gıdalara geçen bir süreç yaşanır ve bir ay sonra hasta normal gıdalarını alarak zayıflamaya başlarlar ve tüp mide ameliyatlarının sonuçları gerçekten birçok ameliyata göre çok daha iyi, komplikasyonları oldukça az ameliyat tekniğidir.